Günaydın efendim. İyi bir hafta diliyorum. Şimdi bu beka sorununun cıvını çıkardık. Yeni bir beka sorunu var. İsrail Türkiye'ye saldıracak. Yani İsrail'in gözü Türk topraklarında diye. Şimdi bunu kimse ciddiye almamış. Yabancı basına da baktım. Bahis bile etmiyorlar. Bu kadar çok beka sorunu olan bir ülkeye yabancı yatırımcı gelir mi? Gelmez. Zaten Türk yatırımcı yurt dışında yatırım yapmaya başladı. Bunun suyunu çıkarmayalım. Çünkü bizi küçültücü bir hale geliyor bu beka sorunları. Her hafta bir beka sorunu çıkıyor. Netanyahu acımasız, tamam, ama deli değil Türkiye'ye saldıracak kadar. Gelelim ikinci konu. Türkiye'nin BRICS grubuna üyeliği. Ortada bir engel olduğu anlaşılıyor. Çünkü BRICS'in kuralları arasında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin onaylamadığı herhangi bir yaptırımı BRICS üyelerine uygulamamak kuralı var. Bu tabii Rusya'nın koydurduğu bir şey. Şimdi benim bildiğim kadarıyla Türkiye Güvenlik Konseyi kararı olmayan Amerika'nın, Batılıların yaptırımlarına katılıyor. Katıldığını da ilan ediyor. Hatta NATO bildirilerinde imzalıyor. Ha Türkiye derse ki ya bakmayın ben uygulamıyorum. O zaman Batılılarla başınız derde girebilir. Yani bu kural ciddi bir kural. Görebildiğim kadarıyla Güvenlik Konseyi kararı olmaksızın BRICS üyelerinin herhangi birinin yaptırım uygulayan üye BRICS'e katılamıyor. Gelelim meczup meselesine. Trump hakikaten meczup. Şimdi İsrail'e diyor ki sen İran'ın nükleer tesislerine saldı. Bir nükleer patlamanın nelere mal olacağını anlayamayacak kadar meczup. Bunu söyleyeyim. Zaten Trump bakarsanız iç politikada zenginden, dış politikada güçlü ve saldırgandan yani. Gerek Putin gerek Netanyahu için söylüyorum bunu. Gelelim Netanyahu. Herhangi bir askeri başarı, siyasal başarıyla sonuçlanmazsa o başarı sayılmaz. Giderek İsrail konusunda bugünkü 7 Ekim günü hariç sesler yükseliyor. Macron ilk defa silah ambargosundan bahsediyor. Bunu düşünen başka Avrupa Birliği üyeleri de var. Tabii Netanyahu Biden'ı seçim öncesi yakaladı. Biden tamamıyla hareketsiz. İşte Kuzey Carolina'ya fırtına şeylerine gidiyor. Fırtına zedelerine falan. Yani Amerika bir geçiş döneminde. Ukrayna konusunda Ruslar bir iki köy daha almışlar. Ama ilginç bir şey var. Biden'la görüşmesinde Zelenski bir zafer planı sunacağını söyledi. Bu planın ne olduğu konusundaki normal hiçbir sızıntı olmadı. Ukrayna'ya yardım konusunda Avrupa Birliği içinde çatlak sesler yok değil. Ben zannediyordum ki Karadeniz'de petrol var. Çünkü hükümet öyle ilan etmiş. Şimdi Somali'ye petrol araştırması için bir gemi yolluyor. Yahu burnumuzun dibinde petrol varken niye Afrika'ya gidip de petrol arıyoruz? Anlamak mümkün değil. Anlaşılan Karadeniz'de öyle bir petrol falan yok. Efendim, iyi haftalar diliyorum.